Ama ben daha doymadım. Doymadın mı? Oğlum duruyor yemeğin, bitirsene o zaman. Allah Allah ya, ben yerde yanlış yapıyorum ya. Bir yerde eksiklik var ama. Neyse bakalım, yakında kokusu çıkar. Artık bazı şeyleri öğrenmenin vakti geldi. Bu evin neresi kim lan? Benim. Ha baba, sen bir şey söyleyecektim de. Benim cici bebem çok az kalmış. Bana gereken cici bebe alır mısın? Alırım tabii oğlum. Başka istediğim şey var mı? Yani 20'lik bir çıtır olabilir. 20'lik mi? Oha Gökhan. Oha mı? 20'liğe mi takıldı bu ya? Tamam 19'luk olsun. Çıtır çıtır ısırırlar seni en münasip yerlerinden. Neyse birader, geçen yine manita yaptım, sonra hemen ayrıldım. Neymiş efendim, ben çok yakışıklımışım. Ben bunu zaten biliyorum. Fikret, oğlum ben galiba aşık oldum lan. Ben bunu yerim. Pardon bayan. Efendim. Acaba benimle bugün bir akşam yemeği yer misiniz? Ablacım sen daha çok küçüksün. Büyü de gel hadi. Büyü de mi gel? Ne demek istiyor lan bu? Ben şimdi yetmeyedildim. Bayamsın ha. Pardon, en azından adınızı bana bahşeder misiniz? Merve. Merve mi? Merve. Efendim. Gel de şunu bir yelle. Sevdan kuşlar misali. Gökhan ne oldu oğlum, bu halin ne? Bugün yengen beni terk etti baba. Terk mi etti? Neden? Çünkü ben daha iyilerine layıkmışım. Sen de öylece gitmesine izin mi verdin? Hayır baba, ben de dedim ki o zaman da aynısını bul da git lan. Buldu mu? Bulmadı baba. Arkasında kırık bir kalp ve ruhsuz bir beden bırakarak çekip gitti. Galiba artık yeni bir kalbe ihtiyacım var. Bir kalp kaç paradır baba? Hemen bakalım oğlum. 1.913.653 lira Gökhan. Ne? Oysa ben ona... bedavaya vermiştim. Kalbimiz kırıldı, kalbimiz. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Abimi sen mi öldürdün baba, bana doğruyu söyle. Ne? Oğlum senin hiç abin olmadı ki. Hayır. Ne? Benim hiç abim olmadı mı? Hayat gerçekten de hiç filmler gibi değil. Neyse baba, sana bir şey soracağım. Sen ne iş yapıyorsun ya? Şairim ben. Şair mi? Hani şu şiir yazanlardan mı? Baba ben de büyüyünce şair olacağım. Hatta bir tane şiir yazdım. Sana okuyabilir miyim? Vav wow, oku bakalım, dinleyelim. Yağdı yağmur çaktı şimşek. Sen de mi bana vurdun da geldin lan gevşek oldu eşek. Yasıl baba. Yani fena değil ama bu şekilde şair olunmaz. Mesela biz şairler dışarıda kar yağdığında karın yağışına duygularımızı katarız. Ve bu bir şiir olur, anladın mı? Ne? Duygularımı katmak gerekiyor. O zaman sen kar yağdığında dışarıda yağan karın romantik oluşundan bahsedersin. Ben de kar yağdığında dışarıda kalan çocukların üşüyen çıplak ayaklarından bahsederim. İkimiz de şair oluruz baba. Na ni na di do, di do na na di do. Arkadaşlar şimdi size eskiden başıma gelmiş garip bir olay anlatacağım. Anlatacağım ki sizin de başınıza geldiğinde benim gibi hata yapmayın. Bundan yaklaşık 3 ay önce falandı. Uyumaya hazırlanıyordum gece saat 1 falan. Tam yatağa yatarken içeriden bir ses duydum. Korktum tabii, evde yalnızım, gece saat 1. Kalktım yataktan, salona gittim. Salona gittiğimde fark ettim ki ses mutfaktan geliyor. Ama sesi anlayamıyorum, böyle çok garip bir ses. Köpek havlamasına benziyor ama değil. Mutfağa doğru ilerledim, gittim. Gittim mutfağa geldiğimde anladım, buzdolabından geliyor ses. Ben buzdolabına bakıyorum, açsam mı açmasam mı, gitsem mi, çünkü ses yükseliyor. Buzdolabına yaklaştıkça ses daha fazla yükseliyor. Tam buzdolabının önüne geldim, dedim açacağım ama ses nasıl bağırıyor, kurtar beni der gel. Tuttum buzdolabını kapağına. Öğrencileri nasıl harcadık biliyor musun? En iyi problem çözeni doktor yaptık. İçinde insan sevgisi var mı diye bakmadık. En iyi ezber yapanı hukukçu yaptık. Kalbinde adalet duygusu var mı diye bakmadık. En iyi matematik bileni mühendis yaptık. Hak yer mi diye bakmadık. İşte bu yüzden paran kadar sağlık, adamına göre adalet, çöken binalar. İşte bu yüzden. Yani bu konular bazı düşüncesiz, aklı geri olan insanların savunduğu konular. Anladınız mı? Mesela sen. Buyurun hocam. Neye inanıyorsun? Allah'a inanıyorum. Peki ona inanıyorsun da onu görebiliyor musun? Hayır. Ona dokunabiliyor musun? Dokunamıyorum. O zaman onun varlığını nasıl söyleyebilirsin? Ona nasıl inanabilirsin? Senin aklın yok mu hiç? Evet, bizim akılsız olduğumuzu söylüyorlar. Hocam sizin aklınız var mı? Var tabii ki de. Ona dokunuyor veya görebiliyor musunuz? Hayır. Peki o zaman hocam. Vatan hakonehe Allahu Allah. Otostop çek! Çek demeyeceğim. Ana dedim lan. Ne oluyor lan? Neyse beyler, bugün Balıkesir'den İzmir'e otostopla gideceğiz. Ve çok eğleneceğiz. 10 dakika oldu, 10 dakikadır duran yok. Ama bunu başaracağız. Lan burada mı kaldık yoksa? Abiciğim beni yanlış anlama, bak bu yasak. Yasak. Aha Merso. Merso. Ben burada kaldım ya. Videoyu şu an alsam acaba biri yola çıkıp beni götürür mü? Evet arkadaşlar, arabamız durdu. 35 İstanbul Peugeot. Ben buna binerim. Şu anda Akhisar'a çeyrek kala bir mola verdik. Yola devam ki. İzmir'in dağlarında çık.
çiçekler açar. Abi her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Welcome to Küçük Park. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Eğer bu videoya 13 like gelirse sayfamda bir tane bonibon çekilişi olacak. Evet benim muhteşem takipçilerim, eğer bu video 5 gün içinde 50 bin like alırsa yorumlara yazdığım 4 ilden en çok like alana otostopla gideceğiz. Birisi emek mi dedi. Cemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Baba bak oyun yapıyor. Oğlum bir adam gibi dur ya. Sen yasın babasın lan. İnsanlığına güvenme be. Birçok yaşa bir edemiyorsun lan. Çok yaş oğlum. Ben söyledikten sonra bir anlamı yok. İnsanlar babalarını seçemiyor işte. Keşke bir seçim şansımız olsa. Seçilmiyor mu? Seçilse kimi seçecektin? Yani Brad Pitt işte, fena olmazdı. Brad Pitt mi ben mi Gökhan? Brad Pitt. Yazıklar olsun lan sana. Ben sana hem annelik hem babalık etmedim mi? Sana sütümü helal etmiyorum lan. Sütünü mü? Hani annem seni tak ettiğinde beni emsilmeye çalışmıştın. O sütün mü? Ama o gün süt gelmedi ki. O gün doymuştum demedin mi? Ne doymuştum lan? Ben koymuştum yerim, koymuştum. Ne koymuştun? Seni adam yerine koymuştum. Sıkıldım, kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acımasız, kim kaldırır ben düşünce. Ben bir köpeğe yol vermem. Ben veririm. Veririm. Buyur geç. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı. Ben büyüdüğümde senin gibi mi olacağım? Çalışmayı hiç bırakmazsan bir gün böyle olacaksın. Çalışmazsan arkana bak. Başarıdır oğlum insanı insan yapan. Eğer başarısızsan insan değilsin bu hayatta. Çünkü başarısız insanları insanlar görmüyor, yok sayıyor. Ve sen bir süreden sonra diyorsun ki acaba ben yok muyum lan? Aynaya baktığında bile kendini göremiyorsun. Çünkü insanlar seni insan yerine koymuyor. Biliyorum bu işler acele gelmez bu kadar ama benimle evlenir misin? Hayatımın sonuna kadar açlık ve sefalet içinde bir hayat sürmek istemiyorum. Üzgünüm. Gökhan? Merhaba. Merhaba. Senin ne işin var burada? Birinin şoförlüğünü falan mı yapıyorsun? Yo, ben aslında şey için geldim. Neyse onu boş ver, sana bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun? Yıllar önce bana evlilik teklif etmiştin. İyi ki senin evlilik teklifini kabul etmemişim. Çünkü şu anki eşim aylık 15 bin dolar kazanıyor, biliyor musun? Aa bak, kendisi de geliyor. Aa, siz tanıştınız mı? Kiminle? Hayatım, hani sana bahsetmiştim ya, patronum. Benimle evlenir misin? Hayatımın sonuna kadar açlık ve sefalet içinde bir hayat sürmek istemiyorum. Üzgünüm.